Bak şu meydana Şamil. Osmanlı zamanında tüm şenlikler, şehzade sünnet düğünleri bu meydanda yapılırmış. İmparatorluk zamanı her şey güzelmiş. 40 gün, 40 gece düğün bayramı. Sadece düğün mü? Yeniçeri isyanlarının birçoğu da burada başlamış. Ne kellelerin gidişine sahne oldu bu meydan. Bir tarafta düğün, bir tarafta isyan. Bir tarafta Sultanahmet, bir tarafta Ayasofya. Evet, takası yapacağımız yer burası. Çok kalabalık bir yer, çok dikkatli olmamız lazım. Sivil halka zarar verilebilir. Pars tüm gücüyle burada olacak Şamil. Bütün adamlarımı seferber edeceğim. Sırtımızı cadde tarafına vermeyelim. Ben Süreyya ile birlikte şuradaki banklarda oturacağım. Hüseyin. Şamil Ayasofya tarafına, Süreyya Sultanahmet tarafına oturacak. 5 kişiyi Şamil Bey'in oturacağı bankın etrafına sivil olarak yerleştirelim. Ve gündelik, sıradan kıyafetler giysinler. Şamil Bey'i görecek şekilde bir seyyar araba istiyorum. Emredersiniz efendim. Şu minareye de bir keskin nişancı istiyorum. Sultanahmet'in minaresine de keskin nişancı yerleştirmeliyiz. Haydar Bey, takas için sizce niye burayı tercih ettiler? Akıllarınca bize mesaj gönderiyorlar. Mesaj mı? O kadar ince düşünürler mi? İddiası olan ince düşünmek zorundadır. Onların bir iddiası var. Ben sadece sivillerin arasına karışmak için burayı tercih ettiklerini düşündüm. Doğru. Ama hatırla. Burası devlete karşı isyan edenlerin toplandığı meydandır. Kelle isteruk diye tam şurada bağırırlardı. Ama İstanbul'un işgal döneminde halk da milli mücadele için burada toplanmış. Burası Erenler Meydanı'dır. Devletimizden kelle isteyenlerin hepsi bugüne kadar çok şükür kendi kellelerini ellerine alıp geldikleri gibi gitmişlerdir. O zaman bu herifler resmen bize meydan okuyor. Ama unuttukları bir şey var. Nedir o? Biz de bu meydana indik mi kelle koltukta ineriz. Söylediklerim tamam mı Hüseyin? Hepsini not aldım efendim. Hemen hazırlıklara başlayın. Hata istemiyorum. Hazırlıklarımızı yaptık. Artık işimiz beklemek. Avcının iyisi avını beklerken belli olur.